açık rekabet kısmı Güntay abi araya girdim ama çok önemli. Çünkü siz bugün tam tersine açık rekabeti engellemekle suçlanıyorsunuz. Diyorsunuz yani o gün eğer bu İHA'lar yapılırken devlet firmalarım bu işi üretecek deseydiniz Baykar deseydi Baykar bugün yoktu. Bugün Baykar'a yönelik en büyük eleştiri AK Parti iktidarı tarafından kollanıyor, sahip çıkılıyor ve bir tekel haline getiriliyor. Diğer savunma sanayi şirketlerine eşit fırsat verilmiyor. Var mı böyle bir durum? Evet, bu çok önemli bir soru. Buna ben kapsamlı bir cevap vermek istiyorum bu soruya. Bu gerçekten yani konuyu 180 derece tersinden gösterme çabası ve olduğundan çok farklı gösterme teşebbüsü maalesef ve çok önemli bir konu. Şimdi birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Mesela 2004 yılında biz ufacık bir firmaydık. 5 kişi işte Özdemir Bayraktar liderliğinde, işte ben Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden işte genç ekip başladık. 7 kişi başladık. Sonra Savunma Sanayi Başkanlığı dedi ki bu yerlileşme, milli teknoloji hamlesi vizyonunda milli ve özgün üretim modeli kararı almış devlet. Dedi ki bizim mini insan savaracına ihtiyacımız var. Uçağın gövdesi veya uçağın elektroniği bunlardan bir tanesini yerli yapan bu işe katılabilir dediler. Yani rekabet yarışı. Açık. 4 firma katıldı. 4 firma dediğim bir tanesi de üniversiteydi. O da farklı bir durum. Üniversite devletten destek alan, nakit destek alan bir üniversitede katılmıştı o yarışmaya. Ya gövdesini ya uçuş yazın. Kontrol bilgisayarını, otopilotunu yerli yapan katılabilir. Veya yani gövdesini yapıp yabancı elektronikleri alıp taksanız o zaman da katılabilirsiniz. Veya elektroniği yerli yapıp gövdesini yurt dışından alsanız o zaman da katılabilirsiniz. Biz Baykar olarak o zaman hem gövdesini hem uçuş elektroniği, avyoniğiyle, yazılımıyla milli yaparak o yarışmaya katıldık. Ve birinci olduk o yarışmada. Tabii şuna alışık değildi savunma sanayi. Ufacık bir firma, 5 kişilik, rekabet açık bir modelle birinci oluyor. Bir sene sürdü bizim başarılı olduğumuz ilan edildikten sonra o projeyi. Çünkü savunma sanayinde projeler genelde tanımlı, belirli kurumlara verilen, böyle rekabet olmayan bir yapıdaydı. Biz o işi aldık, o 76 adet mini sınıf insan uçağı teslim ettik. 2007 yılında teslim ettiğimiz zaman ve bunu yaparken en ufak bir Ar-Ge desteği yok. Nakit destek yok, Ar-Ge desteği. Tamamen kendi imkanlarımızla. Özdemir Bayraktar apartmanını satıp bütün kazanımlarını bu işe yatırarak. O işte başarılı olduk ve 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin silahlı kuvvetler envanterine giren ilk hava aracını biz yaptık ve teslim ettik. Yerli. Yerli. İlk hava aracı dediğimiz şey o ufacık 5 kiloluk. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği ilk hava aracı envantere giren oydu o zaman. Sonrasında bizim o işi kazandıktan sonra bizi bir sene bekletirlerken biz Malazgirt sınıfı döner kanat, dünyanın ilk döner kanat helikopterini yaptık ve bizzat Şırnak'ta üretim atölyesi kurarak tamamen kendi imkanlarımızla. Yani hiçbir zaman devlet bize böyle bir helikoptere ihtiyacımız var çalışın. Biz zaten başladığımız zaman şuna inanıyorduk. Diyorduk ki Türkiye için insansız hava aracı bir kıvılcımdır. Bir kıvılcım etkisi yaratır. Böyle bir alan var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Nuri Demirağ gibi, Vecihi Yurkuş gibi girişimcilerle bu alanda önemli adımlar atılmış. Ama bugün onlardan hiçbirinden eser yok. Yaptıkları ürünlerin hiçbirinin müzelerde dahi yok. Hiç kimse bilmiyor. Bunların tamamı üstü örtülmüş, toprağın altına gömülmüş. Ondan sonra acentacılar, distribütörler bu ülkede bütün... Yani ne varsa yurt dışından alalım, hazırını alalım mantığı maalesef bu ülkede gerçekleşmiş. Dolayısıyla insan savaş araçları bir paradigma dönüşümüdür. Türkiye için bir fırsattır. Eğer Türkiye bu alanda adım atarsa dünyada en ileri noktaya ulaşabilir diye biz 20 yıl önce ilan ettik. Bütün gittiğimiz konferanslarda ilan ettik ve bu alanda bütün ekip olarak adayarak kendimizi gece gündüz çalışarak çalışmalara başladık. Sonrasında bu Malazgirt döner kanat helikopteri envantere soktuk. Maalesef daha sonra... Devamın için gelmedi. Onun devamı gelmedi. Bürokratik bazı maalesef engellemelerden dolayı o proje öldürüldü. Nasıl öldürüldü? O proje, yani biz o projeyi bizzat Şırnak'ta 6. motorlu piyade Tugay'ında atölye kurarak, bizzat Gabar Dağı'nın eteklerinde, Cudi Dağı'nın eteklerinde sınır ötesi uçurarak olgunlaştırdık. Şimdi tabii bunlar hepsi emek gerektiren, Ar-Ge yapmanız gereken, gece gündüz çalışarak ortaya çıkan hiçbir şey bir anda mükemmel olmuyor.
Yani şöyle söyleyelim. Bayraktar TB2 geliştirdiğiniz zaman, ilk geliştirdiğinizde o belli bir olgunlukta adım adım bir bebek gibi büyüyor, gelişiyor, olgunlaşıyor ve ömrünü tamamlıyor. Uçaklar da böyle. Dolayısıyla biz ilk Malazgirt'i geliştirdiğimiz zaman, o zaman mesela atıyorum bir kaza kırım olduğu zaman hemen işte yazılımında hata var, bir şey var. Maalesef bürokrasi o sabrı gösteremedi. Ve maalesef aleyhte kampanyalarla o proje mesela dediler ki bunun yazılımında hata var, uçuşlarınızı engelliyoruz. Biz diyoruz ki istediğiniz kadar kaza kırım olsun. Biz nasıl olsa bunu biz kendimiz, bir devlet desteği yok. Zaten biz yapıyoruz. Biz bunu bağışlıyoruz. Terörle mücadele tabii o dönemlerde çok yoğun. Yani terörle mücadele 2005-2007 yıllarında çok yoğun. Askerin buna zaten Baykar en büyük yani en önemli inovatif çalışmaları bizzat sahada, üst bölgelerinde yap. Çünkü üst bölgesindeki insanlar, askerlerimiz ihtiyaç sahibi. Onlar onun derdini çekiyor. Onlar yani ne yapabiliriz de bu terörle mücadelede biz katkı sağlayabiliriz de. Biz de onlarla en rahat bir şekilde o dönemlerde, Ankara'dakilerle değil, sahadakilerle biz daha çok rahat çalışıyorduk. Ve o dönemde biz dedik ki ya düşerse düşsün önemli değil. Nasıl olsa biz veriyoruz. Bila bedel biz bunun yenisini vereceğiz. Uçurun yeter ki dedik. Hmm. Çünkü uçarak olgunluğu. Yani bu uçaktan... Ya bir kere düştü tamam tabii. Biz bunu artık bir daha tabii kullanmayız mı? Ona tabii rağmen tabii şey Malazgirt devam edemedi. Düşerse düşsün önemli. Biz bunu biz size yenisini vereceğiz, geliştireceğiz. Bu zaten böyle gelişiyor. Ama maalesef o dönemde bürokratik anlamda çok ciddi engellemelere maruz kaldı. Can ve kaybına sebep olmuş muydu düşünün? Yok zaten küçük. Terörle mücadele kapsamında kullandığınız, kırsal alanda uçurduğunuz. Zaten bu söylediğim çok fazla değil. Yani çok da yoğun olarak bizim zaten geliştirdiğimiz sistemlerin dünyadaki en önemli başarısı şu an itibariyle uçuş istatistiklerinde çok güvenilir olması. Mesela örneğin baktığın zaman Amerika Predator geliştiriyor. 50 saatte bir kaza kırım var. Şimdi Amerika'nın kaynakları çok bol. 50 saatte bir kaza kuruma uğraması orada çok... Yani çünkü Ar-Ge dediğiniz şey böyle zaten. Bir anda hiçbir şey mükemmele ulaşmıyor. Adım adım olgunlaşıyor. Türkiye aslında savunma sanayindeki bu hamle, bu atılımlar, işte bu Ar-Ge'ye bu kadar yatırım yapması ve dolayısıyla bu ürün yaşam döngülerinde, yani sonuçta daha önceden Türkiye nasıldı? Baktığınız zaman yani genel anlamda baktığınız zaman işte F-16 savaş uçakta biz bunun montajını yapıyorduk. Zaten hazır uçak üretilmiş. Zaten Amerika'nın dünyaya satmak için geliştirdiği bir sistem. Size montajını yapmak için verdiği yani oturmuş bir sistem zaten. Ama siz sıfırdan bir teknolojik bir altyapı, bir ürün geliştiriyorsanız doğal olarak ilk süreçlerinde belli aksaklıklar yaşanabilir. Bunlara sabır göstermeniz lazım. Yani bir işi yapmak zor, kolay değil. Herkesin ona sahip çıkması lazım. Herkesin. En ufak şeyin. Selçuk Bayraktar anlattı Teknofest'te sizin programlarda. Evet. Her şeyi yaparsınız. Uçağın tekerlerinin önüne bir takoz koyarsınız. O uçak uçmaz, kalır. Devrim otomobili. Bu ülke 123 tane mühendis 3 ayda devrim otomobilini yapmış. İşte içinde benzin koymayı unutmuşlar. Engellenmiş. Ondan biz 60 yıl sonra şimdi TOG'u konuşuyoruz. Yani bu tarz konu. Şimdi bu konularda engellemek, hiç kimse bu işleri ben bu işi engelleyeceğim, bunun karşısındayım diyerek engellemiyor ki. Ben sana sahip çıkıyorum, senin arkandayım. Yani Nuri Demir'a biz seni engelliyoruz, biz seni yok edeceğiz diyerek mi yok edildi? Yo, biz bilakis sana destek veriyoruz diyerek yok edildi. Veci yani Yurtmuş, yüzümüze gülüp arkamızdan bizi engelleyecekler gibi bir kaygınız mı var sizin şimdi, geleceğe dair? Kaygı değil, ben şu kaygı şöyle. Bu tarz projeler çok ince oyun. Bakın biz Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Ben birkaç tanesini anlatacağım. Mesela Bayraktar TB2'nin geliştirme sürecinde. Bu tarz işler de çok rahat, hiç fark edilmeden. Allah'a şükür bugün günümüzde artık kamuoyu, milletimiz farkında. Bundan 15 yıl önce savunma sanayinde bir fuara gittiğiniz zaman yani onu gösterip anlatılmıyordu gizli falan diyerek. Bugün Teknofest'te milyonlar akıyor. Türkiye'nin geliştirdiği o milli sistemlere dokunuyor, uçaklara dokunuyor. Milletimiz farkında artık, biliyor. Yani daha şeffaf her şey. Bundan 15 yıl önce öyle değildi. Çok ince oyunlarla bundan 100 yıl önceye gidin. Nuri Demir Ağların, Veci Yurtkuşların döneminde çok daha kapalı. Yani bu böylesine açık, şeffaf olmayan ortam. Dolayısıyla bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor. Burada yapmak için her şeyin bir araya gelmesi Güntar lazım. Güntar Bey, bir şey soracağım. O kadar çok sorun şimdi, var ki aralarda farklı sokaklara da giriyoruz. Evet. Baykar'ın tarihine baktığımızda
kırılma noktalarından birisi. İlk mini İHA ihalesi. Ondan giriyor ve o serüven başlıyor. Sonra Malazgirt'i siz özgün geliştiriyorsunuz. Hiçbir destek olmadan uçurmanıza rağmen devamı gelmiyor. Sonra ikinci kırılma noktası Bayraktar 2 TB'nin girdiği ihale. O da 24 adetlik bir İHA ihalesiydi ve maalesef orada da değişik ihalede oyunlar olduğu için size 12 tanesini yapma izni verildi. İkinciye de şey oldu. O ikinciyi şirket yapamadı. Gültay Bey meselelerin perde arkasını bildiği için biraz öyküsünü de anlatarak soruyor. Bayraktar TB'nin şimdi 2 olarak bildiğimiz şeyin ilk nüvesinde ihaleyle girdiniz. O ihalede nelerle karşılaştınız? Bir onu merak ediyorum. Çünkü rekabetçilik sorusu sordum ya size. Evet. Yani bugün siz tekel olmakla suçlanıyorsunuz. Evet. Hatta bu arada şimdi o çok önemli. Siyasi kısma girelim mi biraz? Yok, oraya sonra tamam, biraz. Önce bir kere anlaşılması lazım. Çünkü şu an öyle büyük iftiralarla karşıyayız ki milletimizi, kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi lazım. Yani zannediliyor ki bütün bu işler İşte bir firmayı zengin edeceğiz, verdik işleri, böyle değil. Bu işler parayla olmuyor. Emekle, beyin sermayesiyle, gece gündüz çalışarak adım adım üstüne koya geliyor. Dolayısıyla ben o iftiralara net cevaplara geçmeden önce nasıl geldik bu noktaya i̇şte biraz aydınlatmamız lazım. Önce mesela, bir arkasındaki evet. hikayeyi dinleyelim, evet. sonra da bugünkü iddiaları tek tek soralım. Bayraktar 2'nin ihalesini. Evet, onu anlatacağım. Evet. Şimdi Mini İHA'yı anlattık. Rekabet açık. Nasıl yapıldı? Kazandık. Hiçbir destek olmadan başladık. İlk insan savarıcını envantere soktu. Sonrasında dediler ki Savunma Sanayi Başkanlığı bizim bu alandaki başarımızı da gördüler. Dediler ki Türkiye'nin taktik insan savarıcı programına sizi yine rekabet usulü davet ediyoruz. Yani açık. Kim başarılı olursa dediler ki işte 15 bin fit irtifaya çıkabilen, havada 6 saat kalabilen, bakın bunlar önemli, 15 bin fit uçabilen, havada 6 saat kalabilen, 100 kilometre haberleşme menzili olan bir taktik sınıfı insan savarıcı projesine iki firmayı davet ediyoruz. Ve de dediler ki hiçbir yine devlet desteği, en ufak ne ARGE ne hiçbir şey yok. Davet Peki, ediyoruz. Bu kriterleri size uygun vermediler değil mi? Hani şimdi bu kriterleri iki şirket alırken adrese teslim kriterleri. Yok, değil, kriterler yani, şey yok, değil zaten mi? Ortada ürün yok. Yani evet, silahlı kuvvetlerin ihtiyacı var. Bu kriterleri tanımlıyorlar size. Diyorlar ki 15 bin feet irtifaya çıkan, havada 6 saat kalan, 100 kilometreden haberleşebilen bir uçak, insansız uçak sistemine ihtiyacımız var. Rekabete açık iki firmayı davet ediyoruz dediler. Çünkü o dönemlerde baktığınız zaman işte biz bu mini sınıfı insan savarıcıda başarılı olmuşuz. Yine başka bir firmayı yine bu alanda davet etti ve davet ederken hiçbir ARGE desteği vermedikleri gibi dediler ki sizin bu işe girebilmeniz için para verin. Teminat mektubu istiyoruz sizden dediler. Normalde teminat mektubu bir işe girerken teminat mektubu bir avans ödemesi alırsınız. Teminat mektubu verirsiniz garanti. Bunda öyle değil. Hiçbir destek yok. Siz bize teminat mektubu vereceksiniz dediler. Tabii o zamanlar bize çok ufak, yani çok ufak bakılıyor. Yani biz oturduğumuz zaman, konuşmaya baktığımız zaman konuştuğumuz kurumlardaki insanlar da çok çok üstten bakılıyor. İnanılmıyor. Bizi davet ettiler bu projeye. Ve düşünün biz 2 yıl boyunca 2007'de davet ettiler. 2 yıl boyunca bu projeye çalıştık. Bu söylediğim proje Bayraktar TB2 isimli bugün dünya çapında en meşhur insansız silahlı insan savarıcı olan Bayraktar TB2'nin nasıl doğduğunu anlatıyorum size. Bayraktar TB2 ilk olarak 2007'de davet edildik. 2 yıl boyunca kendi imkanlarımızla çalıştık. 2009 yılında bu uçağı geliştirdiğimiz zaman ilk önce uçağı uçuracağız. Uçağı yaptık kendi imkanlarımızla uçuracağız. Piste ihtiyacımız var. Pist yok. Pist bulamıyoruz. Uçuracak yer yok. Kastamonu'ya gidiyoruz. Pist bozuk uçuramıyoruz. İzin yok. Çorlu'ya gidiyoruz. İnanılmaz kriterle uçuyor. Keşan'ı bulduk. Keşan diye bir o zaman kullanılmayan bir rüz. Keşan'da uçacağız. Projeye engel olmak isteyen bürokrasi uçuşumuza izin vermiyor. O dönem diğer firmaya izin veriyor. Diğer firmaya öyle bir rekabet tabii, diğer, mi var? Bize izin verilmiyor. Tabii. Bize izin verilmiyor. Yani düşün kendi imkanlarına uçak yaptın. Uçmaya ihtiyacın var. Uçuramıyorsun. Test uçuşunu ediyor. Yapamadığın Test uçuşunu yapamıyorsun. 6 ay bekledik. En sonunda Ankara'da izin verilmedi. En sonunda o dönem 1. Ordu Komutanımız Ergun Saygun bizzat kendisi emir verdi. Uçurun dedi. Ve biz resmi Ankara izin almadan
Bayraktar TB2 olarak ifade edilen uçağın bugün... ilk uçağı, bugün dünyanın en meşhur silahlı insansavar aracı izinsiz yaptı ilk uçuşunu. Nerede uçurdunuz? Keşan'da. Evet. 2009 Haziran yılında ilk uçuşunu yaptı. Diğer firma kimdi? Diğer firma Vestel. Vestel firması da girmişti. Ona yönelik bir, ben yok, açık ve net soracağım. Özel bir kayırma var mıydı? Onların detayını aktaracağım ben size şimdi. Peki. İlerleyen süreçte aktaracağım onların detayını. Peki. Biz şimdi 2009... Cevap hakları saklıdır, evet, bu arada. 2009 yılının Haziran'ında kaçak bir şekilde Keşan'da uçağı uçurduk. İzin yok. Yoksa uçuramayız yani. Babam rahmetli öyleydi. İlk Miniha'ya da, Garipçe'de şu an babamın mezarı. Garipçe'de ilk uçağı uçurmuştuk. Sarıyer'in Garipçe köyünü bilirsiniz. İlk uçurken mini insansı aracın jandarma gelmişti. Sizin bunu uçurmaya izniniz yok, uçuramazsınız dediği zaman babam rahmetli. Benim izne ihtiyacım yok. Sizin varsa izne ihtiyacınız, gidip alın derdi. Biz öyle uçururduk yani. Öyleydi rahmetli. Bayraktar TB2'nin ilk versiyonunda öyle. Sonra 2009 yılında, şimdi uçuş gösterim, davet edilmişiz. Rekabete açık. Herkes gösterecek. Ve o teminat mektubunu biz verdik ya, herhangi bir ödeme almadan. Kaç paraydı? Teminat mektubu 500 bin dolar. Nasıl ödediniz? O teminat mektubu tabii biz veremiyoruz. Teminat mektubu vermiyor hiçbir banka bize. Hiçbir banka baktığın zaman inanmıyor. Onun da detayını aktaracağım. Teminat mektubu, biz o zaman Kale Grubu ile ortak olduk. Yani bizi çok ufak gördükleri için. Siz dediler ki siz ufaksınız. Büyük grupla o zaman Kale Grubu. Kale Grubu da bu alanda çok tecrübesi olan, çok değerli bir grup. Kale Baykar oldu. Evet, Kale Baykar olduk o zaman. Beraber... Onlarla beraberiz bu yani. Bu arada küçük bir not, hiçbir reklam değildir. Özel firmaların ismini alıyoruz ama meselenin özünü anlamak için reklam değildir. Evet. Şimdi biz o zaman teminat mektubunda Kale Grubu verdi. Biz girdik 2009 yılının Ekim ayında. Bu arada tabii o kadar büyük engellemeler var ki işte pist yok, şey yok. Benim babamın, o zaman rahmetli, aort patladı, diseksiyon oldu. Çok büyük yani, babam ölüyordu. Bu çok sıkıntılardan dolayı 2009 Ağustos ayında. Ağustos'tan 2 ay sonra da bizim demo uçuş gösterimi yapılacak Sinop'ta. Sinop'a davet ettiler, biz Sinop'a gittik. Düşünün, ben o zaman da Haluk Bayraktar olarak askerlik için askere gitmiştim. Kısa dönem askerliğim için İzmir'de askerlik, evet, yapıyordum. Selçuk Bayraktar liderliğinde, Selçuk Bayraktar dönmüş ekibin başında. Hı. Selçuk ekiple birlikte Sinop'a gitti Selçuk Bayraktar. Sinop'ta uçağı uçurmaya başladı. Uçağı uçururken iki uçakla biz gittik. Amaç ne? O kriterleri göstermek. Orada uçağı uçururken uçaklardan bir tanesi maalesef o söylediğim bürokratik şeyin devamı gereği bir baskı yapıyorlar Selçuk'a. Selçuk uçağın başında, uçak 18 bin fitte. Kriterlere göre uçağın bir saatte 18 bin fitte çıkması lazım. Uçak 55. dakikada 17 bin fitte. Daha hızlı çık, daha hızlı çık diye oradan çok yoğun bir baskı geliyor. Selçuk bir ayarını değiştiriyor uçağın. Bir anda uçak sola girip çakılıyor. Kaza kırım geçiyor. O kaza kırım geçirince bizim ekibin morali çok büyük bozuluyor. Ama biz zaten iki uçakla gitmişiz. İkinci uçakla gösterime devam edebiliriz. Moraller ama çok bozuk bizim ekibin. Çünkü bir yandan gözlemci heyet var. Normalde yani düşün, hiçbir devlet desteği yok. Kendi kendinize bir uçak yapıyorsunuz. Ülke için yapıyorsunuz. Normalde o heyeti sizi motive etmesi lazım. Hiçbir şey yok. Motivasyon vermiyorlar. Bizim ekibin de uçak kaza kırım motivasyon bozuk. Bana dediler ki sen de gel Sinop'a. Ben askerlikten izin alıp Sinop'a gittim. İzin verdiler. Bunun için gittiğinizi biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ben askerdeydim. Jandarma komanda İzmir Yeni Foça Jandarma Komanda Alay Komutanlığı'ndan izin alıp Sinop'a gittim. Ama ben asker değilken Baykar'ın genel müdürüyüm. Kısa dönem askerlik yapıyorum. Çavuş olarak. Jandarma çavuşum. İzin alıp demolara gittim. Demoda beraber ekiple ikinci uçakla uçuş yaptık. Bir uçuş peki, yaptık. İlk uçak düşünce tamam siz artık gidin demediler. Öyle değil. Belli mi? Bir süre var. Belli bir i̇ki süre uçakla var. Hak veriyorlar size. Ha, iki uçak tamam. Hakkı veriyorlar. İki uçak var. Birincide yandınız. Tabii, iki uçakla siz belli bir süreniz var. O sürede o kriterleri göstereceksiniz. Biz ikinci uçakla devam ettik. İşte bir uçuş yaptık. 3,5 saat 19 bin fite çıktık. Kriter 18 bin fit. Biz 19 bin fite çıktık. Sonra son gün, cuma günü artık bizim işte 10 saat uçmamız gereken 18 bin fit, son artık bütün kriterleri göstermemiz gereken gösteri uçuşu cuma günü. 3 Ekim cuma günü bu söylediğim. Ben 2 gün, 3 gün boyunca oradayım. Firmanın genel müdür vasfıyla oradayım. Çalışıyorum, anlatıyoruz. Mesela sorular soruluyor, cevap veriyoruz. Firmanın genel müdürüyüm yani olarak oradayım. Cuma günü son uçuş yapılıyor. Uçak havada, öğlen 2'de kalktı. 2009 Ekim 3 bu söylediğim. Uçak havaya kalktı öğlen 2'de, uçuyor.
Bütün her şeyi gösterdik. Gece 10 uçak geldi. Gece karanlığında geldi, otomatik indi. Heyet falan hep bir araya geldik. Tutanak tutulacak yani bu işin. Bir tutanağı tutulacak. Uçak ne yaptı yani? İşte otomatik kalktı. Şu irtifaya çıktı. Oradan o heyette gözlemci, o heyetin üyesi olmayan, dışarıdan gelen maalesef asker üniformalı ama asker kılık dediğimiz bir kişi dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum dedi. Biz bir şey demedik. Sonra bir daha dedi ki bu uçak otomatik inmedi, tutanağa yazılmayacak dedi. Biz dedik ki ya uçağın içinde insan yok. Bu uçağı kullanan birisi de yok. Yani dedi ki tuşa bastınız dedi. Yani uçağı otomatik in diye tuşa basıyorsun, otomatik iniyor. Yok dedi, bu uçak şey yapılmayacak. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda çavuş diye seslendi bana. Bu söylediğim kişi. Yani Bakar ben genel müdür 3 değil. Gündür firmanın genel müdür vasfıyla orada bulurken beni öğrenmişler. Kısa dönem asker izin almış. Çavuş esas duruşa geç dedi bana. Aa. Tabii. Bu demolarda. Bakın düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya mal olmuş, dünyanın en meşhur silahlı yasının ilk hikayesini anlatıyorum. Daha bunun gibi yüzlerce hikaye var. Bunu daha önce anlattınız mı? Bunu daha önce anlatmadım da mahkeme tutanakları var. Şimdi devam edeyim. Bu çok enteresan bana dedi bir ki, hikaye sevgili izleyiciler. O asker kılıklı maalesef kişi esas duruşa geç çavuş dedi bana. Ben firmanın genel müdürü olarak ve sonrasında peşinden şerefsiz diye bağırdı bana. Bu bana böyle deyince ben de aynen cevabını verdim. Bunlar hemen beni tutuklatmak için Ankara'ya aradılar savcıyı. Savcıyı ya beni tutuklatmaya çalıştılar. Tutuklayacağız seni dediler yani. Ya düşünün, devlet hiçbir destek vermemiş. Kendi imkanlarınızla bir uçak yapıyorsunuz. Bütün varlığınızı yatırmışsınız. Gecenizi gündüze kalkmışsınız. Ekip müthiş heyecanlı. Bunu ülkenin askerine, devletin makamlarına sunmak için davet edeyim sunuyorsunuz. Karşılaştınız şeye bakın. Yani 2 gündür 3 gündür orada genel müdür vasfıyla anlatıyorsunuz, sunumlar veriyorsunuz. Bir anda çavuş esas duruşa geç moduna geçiyorsunuz. Tabi olunca ortalık karıştı. Savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o dönemin Ankara'daki savcısı dedi ki herkesin şeyini alın. İfadesini alın. Herkesin ifadesini alın ve şey tutuklamayın. Rakip firma da o sırada orada mı bu arada? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi bakın bunu bize yapan kişi bu olaydan, bu kişi heyette değil. Bu kişi buraya eklenmiş. Maalesef bazı biz onlara maşakılıklı paşa derdik. Bizim aleyhimize çalıştı. Bunlar gazetelerde yazılıyor. Baktığın zaman yazarlar. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip o rakip firmaya girdi. Bakın bu anlattım bizim yaşadıklarımda sadece bir tanesi. Şimdi biz o demoda başarılı olmuşuz ve o tutanağı yazmadılar otomatik. Düşünün gece bir uçak geliyor. Sonra ne oldu? Yani bir uçak geliyor gece vakti. İçinde insan yok. Kimse uçağı kullanmıyor. İniyor. Otomatik indiğini yazmıyorlar tutanağa. Yazılmadı yani yazılmadı o tutanağa. Sonra tabii bu olaylar olduktan sonra diğer firma işte Vestel dediğim firma şey yaptı. O bu kriterleri sağlayamadı. Biz o kriterleri sağladık. Ve bundan 3 ay sonra Ocak 2010 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı İcra Kurulu toplandı. Taktik İHA programında normalde işi kazanan 24 adet uçak üretecekti. Tamam. Dediler ki 24 adet, siz 12 adet uçak üreteceksiniz. Bu projede kaybeden firmaya da biz yeni bir proje açıyoruz. Bir gecede yeni bir proje açıyoruz. Onlara da 6 tane katapulttan atılan, paraşütle inen uçak siparişi veriyoruz. Benim rahmetli babam derdi. Katakulli diyemediler, katapult derdi. Katakulli diyemediler. Peki çünkü o dönem bir sizi gecede, destekleyen askerler var mıydı? Vardı tabii. Ama o bizi destekleyen askerler sahada savaşan askerlerdi. Onlar bizim değerimizi biliyordu. Bu oyunları çeviren insanlar değillerdi. Katakulli diyemediler. Bir gecede yeni bir proje açıp projede kaybeden firmaya verdiler. Daha da beterini söyleyeceğim size. Yani ihale bizim şartnamesiyle oynandı. İhale şartnamesiyle oynandı. Tabii 24 ihaleyi 12'ye indirdiler. Normalde bir ihalede bir kazanan olur. Rekabete açık bir ihalede giriyorsunuz, bir kazanan olur. Ona iş verilir. Bize o iş verilmedi. Yarısı verildi. İhaleyi kaybedene bir iş verildi ve onunla sözleşme bizden 1 yıl önce imzaladı. Biz 2,5 yıl bekledik sözleşme için. İhaleyi kaybedenle proje bizden 1 yıl önce imzalandı. Şimdi rekabet diyoruz ya, şu an rekabet, konuştuğumuz konu rekabet. Biz hem rekabet, full açık, şeffaf rekabet, hem de çok ince
maalesef engelleme oyunlarıyla karşı karşıya. Hiç kimse yüz yüze gülerek seni engelliyorum demiyor. Ben bu işin peşindeyim, destekçisiyim diyerek bu işleri önünü tıkıyor. Yoksa konuştuğumuz gibi yani bunun gibi... Yani bugün Bayraktar TB... Başka enteresan bir şey söyleyeyim. Ben artık bir böyle dakika, başka, çok soru var ama... Çok yani böyle çok hikaye var anlatabileceğim ama... Bayraktar TB2. Dünya konuşuyor. Dünya konuşuyor. Kaç ülke? 27 ülkeye ihracat sözleşmesi imzalanmış. Kendini... 27 ülke bakın. Kaç Afrika'sından, ülke istiyor ayrıca? Bir o kadar daha ülke var sırada şu an. Peki bunun satış şekli nasıl oluyor? Onu yani, da birazdan soralım. Ona gireceğim. Durun. Evet. Onu da soralım. O çok güzel. Nasıl çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bakın Bayraktar TB2 dünya çapında. Türkiye'de kendini ispatlamış sınır içi. Türkiye'de terörle mücadelede güç çarpanı olmuş. Yurt içi, yurt içinde yani hatırlayın 10 yıl önceyi nasıldı terörle mücadele. Şimdi sınırımız içinde görüyor muyuz? Ne kadar büyük katkısı var. Sınır ötesinde ne kadar büyük. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı, İdlib Harekatı, Hendek Operasyonları. Hepsinde çok büyük katkıları var. Bunu geçtik. Libya'da Libya'nın parçalanmasının engellenmesi. Türkiye'nin 500 yıllık tarihi olan Libya'nın bugün parçalanmadıysa Bayraktar TB2'nin çok büyük katkısı var. Denizden komşumuz Libya. Azerbaycan tek vatan harekatı. Bundan 30 yıl önce bir Karabağ işgal edildiği zaman Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'den kendi yaralılarını taşımak için helikopter istediği zaman veremiyorduk. Bugün artık Türkiye geldiği noktada kendi geliştirdiği SİHA teknolojisiyle Azerbaycan'a teslim ediyoruz ve 44 gün içerisinde hedeflerin %75'i Bayraktar TB2 tarafından imha edilecek şekilde Azerbaycan o işgal edilmiş o toprakları tekrardan özgürlüğüne kavuşturuyor. Geliyoruz sonra Ukrayna. Bugün Rus zulmü altında ezilen Ukrayna. En büyük katkı savaşın başlangıcında ne sundu? Bayraktar size TB2. Devlet nişanı verdiler, bir de bir şarkı bestelediler Bayraktar diye. Şarkılar bestelediler. Avrupa'da düşünebiliyor musunuz? Siz de bir gün gözlerinizi kapayın deselerdi ki Avrupa'da bir ülke bir gün yüz binlerce insan bir araya gelecek, kampanya yapacak. Türkiye'nin geliştirdiği bir teknolojiyi satın almak için kampanya yapacak. Kanada. Üstelik Litvanya, Polonya, Ukrayna, Kanada, Norveç. Bunun gibi 7 ülke var. Polonya'da insan hakları savunucuları para topladı Bayraktar TB2 almak için. Çok ilginç. Yani şimdi bunu... hikayeleri birbirine bağlayalım Haluk Bey. Evet. Şimdi ben biraz televizyoncu... Şeyde yarım kaldı. Evet, Bayraktar... Soruların cevapları hafif yarım kalıyor. Onun için açarak gidelim. Şimdi, geri dönelim evet, aralarda. Evet, kesinlikle katılıyorum şimdi... ama bazen bütünlüğü vermek için de bazı hikayeleri anlatmak tabii, lazım. Tabii kesinlikle. 12 İHA'nı kazandınız ya. Kazandın, 24 tane. Sonra ne oldu? Şimdi şunu evet, orada onu söyleyeceğim. Biz kazandık. Düşünün o projede rekabet açık girdik, kazandık. Kaybedenle bizden bir yıl önce bir gecede proje tanımlandı. Bizden de bir yıl önce sözleşme imzalandı. Biz 2,5 yıl bekledik. Hiçbir destek yok. Kazandığımız halde sözleşmede evet, kazandığımız halde 2 yıl bekledik biz. Tamam. Kazandığımız sonra? Halde. Sonrasında düşünün. Mesela Bayraktar TB2. Silahlı insan savarıcı değil mi? Ben size baştan kriterler verdim. 15 bin feet'e çıkan, havada 10 saat uçan, 100 kilometre haberleşme menzili olan bir uçak. Hiç kimse bizden silahlı uçak yap diye bir talepte bulunmadı. Ama biz biliyorduk ki ülkemiz o dönemde terörle mücadelede büyük bir şeyi var. Bizim ülkemizin silahlı İHA'ya ihtiyacı var. O yüzden uçağı 15 bin feet değil 27 bin feet'e çıkan uçak yaptık. O yüzden uçağı 10 saat değil 24 saat uçan uçak yaptık. O yüzden 35 kilo faydalı yük değil 150 kilo faydalı yük taşıyabilen uçak yaptık. O yüzden uçağı 100 kilometre haberleşme menzili değil 300 kilometre haberleşme menzili yaptık. Yani tanımlanan kriterlerin en az 3-5 katı üstünde kriterlerde bir uçak geliştirdik silahlı da olsun diye. Ve bunu bizden devlet de talep etmedi. Ve bunu bizden devlet yapmamız için herhangi bir kaynak da vermedi. Biz tamamen bugün Bayraktar TB2 üzerinde aynı şekilde ihracat başarısına imza atan Baykar'la birlikte kim var? Roketsan. Roketsan'ın ürettiği, geliştirdiği akıllı, mini akıllı mühimmat Mamle var. O zaman Roketsan bu alanda çalışıyordu. Biz bir araya geldik. Dedik ki bu bombayı, bu mini akıllı mühimmatı entegre edelim Bayraktar TB2. Bizim için üretip entegre eder evet, misin? Beraber çalışmaya başladık. Hiçbir resmi devletle herhangi bir sözleşmede olmadan. Kendi aramızda protokol yapıp başladık. 2015'in aralığında ilk atış testini yaptık. Peki biliyor musunuz? Biz bombayı entegre ettik. O bombayla birlikte o uçağı resmini verebilirsiniz ekrana. Bombayı entegre ettik uçağa. Silahlı İHA. Türkiye terörle mücadele her gün şehitlerimiz olan bir dönemde.
mini akıllı mühimmatla uçağı test etme izni vermediler bize. Yine? Evet. Yıl kaç bu? Aylar. 2014-2015. İzin vermediler. Düşünün. Yani terörle mücadelede şu kombinasyon ne kadar başarılı olduğunu düşünün. Bir şey soracağım. Bu yani bizim bürokrasimiz dikkatlidir, asker işte 5 kere düşünür, bunun için izin vermiyor gibi mi? Yoksa size yönelik özel bir engelleme mi vardı? Şimdi şöyle, aslında bu soruya... Çünkü engellediler dediğinizde birileri evet. de suçlanmış oluyor. Tabii. Bu çok önemli. Tabii, yani. Bunların hepsi zaten yani gazete haberlerinde falan fevrisiz olaylar. Bu konuların detaylı bilenler biliyor zaten. Ama maalesef bilmeyenler alenen iftira atıyor. Detaylı bilenler çok iyi biliyor ama hiç bilmeyenler veya kasıtlı olanlar iftira atıyor maalesef. Peki. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, bu önemli dediniz. Yani Türkiye, yani Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2004'te bir irade kondu. Milli ve özgün üretim modeli, milli teknoloji hamlesi ama sistem yapı olarak buna hazır bir anda değildi. Dolayısıyla böylesine buz kıran gibi olmanız lazım. Yani karşılaştığınız şeyler daha önce devletin veya bu alanda hiç kimsenin karşılaşmadığı alanlar ülkede. Dolayısıyla çok farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla ben size yüzlerce olumsuz, yüzlerce engelleme, çok ince oyunlar yaşadığımız onlarca yani neler var. Ama sonuçta işin tamamında baktığınız zaman bu işler şu an başarıya ulaşmış. Biz bu engelleri aşarak dünyanın 27 ülkesine ihraç, yani sadece kendi ihtiyaçlarına değil, yani bağımlı olan bir Türkiye'den kendi ihtiyaçlarını en ileri seviyede karşılayan bir ülkeye, bunun da ötesinde 27 ülkeye ihraç eden, bunun bir dış politikada kaldıraç etkisini yaşayan, yani çok büyük bir dış politik kazanımdır bu aynı zamanda. Yani bunu ülkeler, bakın şu an ülkeler, yani bunu ülkelerin cumhurbaşkanları açıklama yapıyor. Biz Bayraktar TB2 almak için sıraya girdik diye Sırbistan, açıklama yapan ülke liderleri var yani. Evet. Şimdi bu dolayısıyla resme genel baktığınız zaman evet inişler, çıkışlar, engellemeler var ama bakın başarılı oldu. Olabiliyor demek ki. Devlet ama, desteğiyle mi başarılı şimdi, oldu? Yani belli bir, hatta çok açık ve net sorayım mı? Benim izleyicilerim, bizim izleyicilerimiz biliyorlar. Açık ve nette biz direkt doğrudan soruyoruz. Şimdi siz engelleniyordunuz. Sayın Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı'nın ailesine girmesinden sonra önünüz açıldı ve o kadar desteklendiniz ki artık savunma sanayindeki diğer firmalarla adil rekabet bitti gibi bir durum var mı? Evet. Bu da atılan iftiralardan en büyüklerinden bir tanesi. Maalesef. Yani ben size geçmiş, yani biz Selçuk Bey damat. 2016 bu arada. 16'da damat o. Biz 2016'da zaten Bayraktar TB2'yi geliştirmiş, silahlı kuvvetlere teslim etmiş bir firmaydık. Bayraktar mini insansa, yani Bayraktar mini Hİ'yi 2007'de geliştirip teslim etmiş bir firmaydık. Aylarımız, yıllarımız zaten Güneydoğu'da, Cüdde, Gabar'da, o bölgelerde geçmiş. Yani Malazgirt döner kanadı geliştirip teslim. Yani biz zaten bu alanda gece gündüz Ar-Ge yapan, devamlı geliştirdik. Bakın çok önemli bir gerçek var. Baykar bütün yaptığı işler boyunca hiçbir zaman hayatı boyunca 40 yıllık Baykar'ın hayatı boyunca tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Hala. Devlet bankalarından kredi kullanıyor musunuz? Hiçbir zaman kullanmadık. Hiç kullanmadık. Yani çok yani bunların bilinmesi lazım. Devletin savunma sanayi bütçesinden Baykar'a ayrılan ödenekler var mı? Bakın biz iş yaptığımız devlet kurumlarından, savunma sanayi başkanlığı olsun, en ufak, bakın normalde savunma sanayi başkanlığından Ar-Ge desteği alan binlerce firma vardır. Binlerce. Bakın bir değil, binlerce vardır. Biz bir kuruş Ar-Ge desteği almadık. Bir kuruş. Ar-Ge sözleşmesi imzalamadık. Nakit hibe, işte Sanayi Bakanlığı teşviği gündeme geliyor. Onları belki detaylı gireriz. Nakit hibe kullanmadık. Yani normalde zaten bakın. Biz örnekleri verebiliriz. Sattığımızdan kazandığımızı yatırdık diyorsun. İhraç ettik. Bugün 2022 yılında, bakın çok enteresan bir istatistik vereceğim size. 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin %99.3'ü ihracattan. Böyle bir firma olabilir mi? Yani gördünüz mü? Bir savunma sanayi firması. %99.3'ü ihracattan. İmzaladığı sözleşmelerin %99.3'ü ihracat. Tek kuruş kredi kullanmamış. Tek kuruş nakit hibe. İş yaptığı devlet kurumlarından. Ya biz ürün geliştirmişiz. Yani Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturan bir şey. Bakın bu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın Baykar'dan önce Türkiye İsrail'den Heronları alıyordu değil mi?
Onlarca sıkıntı yaşadık. Heronlar silahlı bile değil. Silahlı İHA bile değil. Bugün Bayraktar TB2'nin 5 katı fiyatı. Veya Türkiye Bayraktar TB2 öncesinde Heronların da Gnat alıyordu. Ortalama uçuş ömrü 100 saat olmuş. 100 saat nedir yani? Biz ayda 15 bin saat, 600 bin saatteyiz biz. Ayda 15 bin saat uçuyor. Gnat'ları belki çok daha 10 katına belki alıyordu. Şunu demek istiyorum yani Baykar'ın varlığı zaten rekabeti ve maliyet etkinliği getiriyor. Bakın ben sağ İstanbul'un başındayım. En temel bu alandaki vizyonumuz zaten bu işlerin rekabete açılması. Rekabet olması ki özel sektörün dinamizminin katılması için sağ İstanbul var mesela. Peki.